bu ülke coğrafyasındaki her vatandaşımızın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cizre'de alınan güvenlik önlemlerine yönelik eleştirilere, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrasında yaşananları ve alınan tedbirleri hatırlatarak cevap verdi. Terör örgütünün özellikle geçtiğimiz günlerde Cizre gibi yerlerde yaptığı girişimlere hiçbir demokratik ülkede müsamaha gösterilemez. E, ulusal ve uluslararası basında özellikle buralarda yaşanan hadiselerle ilgili çok abartılı haberlerin yapıldığını, yalan yanlış haberlerin e, yayıldığını görüyoruz. E, burada bir mukayese yapmak gerekirse hatırlayın geçen yıl Amerika'da Ferguson şehrinde yaşananlar aslında çok ibret verici bir tablo ortaya çıkartmıştı. Ferguson'da kimse hendek kazmamıştı. Sokaklarda eli silahlı teröristler yoktu. Canlı kalkanlar yoktu. Evlere, sokak aralarına, okullara, hastanelere, camilere ya da ibadet yerlerine gizlenmiş teröristler yoktu. Ama orada kamu düzenini sağlamak için ne tür tedbirler alındığını, sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere her tür adımın atıldığını gördük. Kalın terörü övmenin, terörü meşru göstermenin Avrupa'da da suç olduğunun altını çizdi ve bu konuda devletin gerekli tedbirleri aldığını söyledi. İspanya, İngiltere, Fransa gibi birçok AB ülkesinde terörün yüceltilmesini önlemek amacıyla çıkartılmış yasalar var. Ve bakın mesela İspanya'da 19 Mayıs 2015 yani bu geçtiğimiz Mayıs ayında ETA e, Terra Lilure ve Grapo terör örgütlerini propagandasını yapmak, terörizmi yüceltmek ve ayrılıkçı görüşler ile bu örgütlerin geçmiş eylemlerini övmek ve yetkililere karşı yeni saldırılar için çağrıda bulunmak suçlarından dolayı 19 kişi tutuklanmıştır. Bu yılın başında 7 Ocak'ta yapılan Charlie Hebdo saldırısından sonra gene terörü övmek amacıyla sosyal medya üzerinden, basın üzerinden yayın yapan, ifade açıklamalarda bulunan kişilerle ilgili hukuki süreçler başlatılmış ve yaklaşık 70 kişi gözaltına alınmış. Bunların önemli bir kısmı tutuklanmış ve haklarında hukuki işlemler devam etmekte. De bir kısmı da bildiğim kadarıyla ceza almıştır. Kalın, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına da sert tepki gösterdi. Mescidi Aksa'daki her ihlal ve işgal hareketi ateşle oynamaktır. İsrail şu anda ateşle oynuyor. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Bütün Müslümanların kutsal mekanıdır. Bu e, işgal ve ihlal politikalarını bir kez daha şiddetle kınıyor. Buradan da İsrail yönetimine açık bir çağrı yapıyoruz. Bu provokasyonları derhal durdursunlar. Mescid-i Aksa Müslümanlara ait kutsal bir mekandır. Onun kutsiyetini korumak herkesin görevidir